tarımın, üretimin, çiftçiliğin iklim şartları nedeniyle zor olduğu bir bölgede Nevşehir topraklarındayız. Bakalım bu bölgedeki insanlarımız üretmek için ne gibi çabalar harcıyorlar, nelerle uğraşıyorlar? Gelin birlikte öğrenelim. Nevşehir Ürgüp Yeşilözü köyündeyiz ve Ören mevkiine geldik. Hummalı bir çalışma var. Yeni sezonun ilk patatesleri burada ekime hazırlanıyor şimdi. Kimin tarlasındayız? Nurettin Ekin'in tarlasındayız. Gelin bakalım patates ekiminde nelere dikkat ediliyor? Birlikte öğrenelim. Burada aile komple çalışıyor iş başında. Nurettin Bey, neden pembe bu patates? Patates böceği için ilaçlıyoruz. Patates filizlendikten sonra... Filizlikle yaprak çıkarttıktan gelecek böcekler bu yaprağı yiyince öldürüyor böcekleri. Tedbiri temelden alıyoruz diyorsun. Evet, toprağa aynen, girmeden aynen. Tedbiri alıyoruz, böceğe karşı ilaçlıyoruz. Patates çıktıktan zor oluyor üstünden ilaçlama. Tallayı tekrar çiğnemeye gerek kalmıyor. Peki ne cins bir patates bu? Bu patates Kafkas diye bir patates cinsi. Kafkas cinsi patates. Evet. Tohumluk patates mi oldu? Tohumluk patates. Biz bunu geçen yıl aldık, ektik. Şimdi tekrar biz bunu kesiyor, üretecek. Gelecek yıla tekrar tohum yapacak biz bunu. Peki ekmek için mutlaka böyle kesmek mi gerekiyor? Tabii irileri kesmek gerekiyor. Kesmezsek dekara 3-4 ton gibi bir figri o da maliyet biliyor. Tohum masrafı fazla oluyor. Tohum masrafı fazla oluyor. Peki arkaya doğru geçtiğimde burada... Kestiğimiz patateslerin beyazlandığını görüyorum. Bunlar niye böyle beyaz? Bu kestiğimiz patateslerin suyunu alması için kireç atıyor. Kireç o patatesin suyunu emiyor, patatesi çürümesini önlüyor. Yani şöyle alırsam alabilirim değil mi? Tabii. Böyle kireçliyorsunuz. Bunu tek tek mi kireçliyorsunuz? Yok, kireci avuçla saçıyoruz üzerine. Bir de o makineye dökerken karışıyor. Kesilen patatesin su kaybını önlemek için ve çürümesini engellemek için engelliyor. Böyle kireçliyorsunuz. Aynen. Peki bu kireçleme işleminden sonra ne yapıyorsunuz? Kireçleme işleminden sonra makineye döküyor, ekime devam ediyor. Vinçle alıyorsunuz. Vinçle alıyor, bunları. Makineye döküyor, vinç makineye döküyor. Makine ekime şey diyor. Peki şimdi tarlayı ekime hazırlarken arkada tarlanızı görüyoruz. Burası bir dağ arazisi. Aynen. Ürgüp Yeşilözü köyünün dağ arazisi. Önümüzde dağlar var. Arkaya doğru plato devam ediyor. Aynen. Toprağınız nasıl peki? Toprağımız çok güzel. Toprağın vereyimli. Bir de biz toprağımız patateste renk yapması önemli. Şimdi renk yapar derken beklediğiniz ne renk? Yani şu sarılık mı? Patatesin yüzü sapsarı olur. Altın sarısı gibi oluyor. Şimdi önceden Nevşehir patatesi esmer olurdu. Şimdi Sivas, Kayseri oralara vatandaş dağılınca oraların toprağı aynı renkli çıkınca biz de renkli yerleri aramaya başladık. O da dağ yamaçları olur. Aynen böyle et toprak dediğimiz toprak bu. Bu toprak renk yapar. O yüzden artık düzlüklerden patates üreticiliği yamaçlara mı kaydı? Yamaçlara et toprak yerlere. Ağır toprak yani. Şimdi eşin, çocukların, iki oğlun ve torunların dahil hepsi burada ekime hazırlanıyorsunuz. Bereketli olsun inşallah. Ne kadar arazi işliyorsunuz patateste? Patateste şu anda 600 dönüme yakın. Bir alana patates ekiyorsunuz. Patates ekiyor. Hepsi aynı cins mi? Kafkas Yok, cinsi mi? Değişik cinsler de var. Madalayım var, Kafkas var, Melodi var. Bizim ektiğimiz cinsleri diyeyim. Yani onu cinsi neye göre seçiyorsun? Toprağın yapısına göre mi? Toprağın yapısına göre de seçiyor. Pazara göre mi? Pazara göre de seçiyor. Hangi pazar daha çok gidiyor? Mesela Alegria diye bir çeşidimiz var. O sanayilik. Cipslik, sanayilik. O sanayiliğe gider. Öbürü bunlar yemeklik. Ben biraz da gideyim, Nezahat'e yardım edeyim olur mu? Tabii buyurun. Kolay gelsin Nezahat bacım. Hoş geldiniz. Sezer kolay gelsin. Şimdi size yardıma geldim ben. Hoş geldiniz. Patatesimle geldim. Nasıl kesiyorum? Böyle kesiyorum. İki tarafta göz kalacak. İki tarafında da gözü kalacak. Ha göz şu oluyor değil mi? Evet. Şuradan şöyle keseceğim. Şu da göz.
Ne oluyor? Ya o... Birinci göz bu. Şöyle. Evet. İkinci göz nerede? İşte bak burada. Ha şu. Burada. Ha orada var. O zaman şöyle mi keseceğim? He, öyle keseceğim. Şöyle kesiyorum. Sonra yani hem bu yarıda göz var, evet, hem bu yarıda göz bırakıyorum. İki tarafta göz olacak, evet. Aha. Patatesin yeşermesi için, evet, köklenmesi için iki tarafta da göz olması gerekiyor. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz Nezahat? 30 senedir ne yapıyorsunuz? 30 senedir patates, evet, üretiyorsunuz. Peki 30 sene önce nasıl üretiyordunuz, şimdi nasıl üretiyorsunuz? 30 sene önce dizlik yapıyorduk, motorun arkasına ekiyorduk, kulluğun arkasına. Dizlik dediğin ne oluyor? Dizlik? Önümüze bağlar. Önlük. Önlük, evet, önlük, evet. Hı. Önlük takıyorsunuz. Onun içine dolduruyor. Onun içine dolduruyor. Kulluğun arkasında bir tane koyup gidiyor. Ha, anladım. O zaman da böyle kesiyor muydunuz peki? Kesilecek patates vardı, kesilmeyecek patates vardı. Bazısını bütün olarak, evet, gömüyordunuz. Evet, bazısını, evet, böyle keserek gene, evet, öyle gömüyordunuz. Peki o mu kolay, şimdiki mi kolay? Şimdiki kolay. Makinalar işimizi halletti diyorsun, evet, kolaylaştırdı. Siz şimdi böyle bir aile işletmesi şeklinde çalışıyorsunuz. Bu da keyifli değil mi? Evet. Bak bu biraz gözler filizle dönmüş. Evet. Bunun bir sakıncası var mı? Yok yok, onun sakıncası. O zaman gene böyle ortadan bölüyorum. Evet. Evet. Biri bir tarafta kalıyor, biri bir tarafta. Peki şöyle kesmeyle göstereceğim şimdi. Boyuna kesmeyle böyle kesme arasında bir şey fark ediyor mu? Gidiyor. O zaman ince kalıyor. Sadece kabuklu kalıyor o zaman. İyi olmuyor yani. Evet. Doğrusu bu şekilde. Ortadan, evet, kesmek. Evet, ortadan kesmek. Başka dikkat etmek gereken bir şey var mı? Yok. Bu kadar. Evet. İşimiz bu kadar diyorsun. Kaçtan kaça kadar çalışıyorsunuz böyle? Gün doğmadan mı başlıyorsunuz? Saat 7'de başlıyor. 6'dan 7'den yapıyor. Arada dinleniyorsunuzdur herhalde değil mi? Bir ağaç, evet, gölgesine çekiliyorsunuzdur, evet, herhalde. Dinleniyor. Peki, kolay gelsin. Sezer, sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 15 yaşından bu tarafa, aşağı yukarı 25 senedir sürekli babam gelin yanında yardım diyor. İşimiz bu diyorsun. İşimiz bu, evet. Geniş bir ailesiniz. Aileyi geçindirebiliyor mu patates üreticiliği? Evet. Gerçi alanınızda bir hayli var değil mi? Bayağı 600 dönüm. Evet. Kaç kardeşsiniz? İki erkek kardeş, bir de kız kardeşim var. Gelin oldu. 3 aileye 600 dönüm patatesle bakabiliyorsunuz. Başka bir şey üretiyor musunuz? Evet, fasulye var, kabak var. Ha, burada onlar da var. Bu 600 dönümün dışında fasulye ve kabak da ekiyorsunuz. Evet. Tam bir çiftçi ailesisiniz, evet, yani siz. Çok güzel. 2010'da, 11'de, 12'de bu yıllarda zarar ettik. Bayağı bir zarar ettik. Yüklü borçlara gittik. Yeni yeni toparlıyor kendini. Çiftçi olarak, yani bütün çiftçi camiası. Bu bölgenin olarak, çiftçileri, evet, olarak. Evet. Tarım ve çiftçilik zaten çok kritik bir meslek. Evet. Ama Nevşehir gibi, İç Anadolu gibi bir bölgede çiftçilik yapmak daha büyük risk. Değil mi? Evet. Çünkü hava şartları, çok don sert vuruyor, olabiliyor. Don vurur, bilmem sel basar, hepsi olur yani. Zor. Allah yardımcınız olsun. Kestiğimiz, kireçlediğimiz patatesler şimdi ekim yolculuğuna çıkıyor değil mi, evet, Bayram? Evet. Traktörün kasasına doldurduk. Şimdi ekime geçeceğiz. Aha. Peki nasıl ekiliyor? Bu nasıl bir cihaz? Burada patatesler var. Burada patatesler var. Burada kayışlardan tabaklar alıyor. Aha. Buradan aşağıda karık açma yeri var. Neresi o karık açma, burası, yeri? Orası karık açıyor. Karık açıyor. Aha. Oralara patates kayışlardan, tabaklardan düşer. Patates nereden düşüyor aşağıya? Aşağı şu kovanın içinden düşer tek tek. Aha. Arkadaki bacaklar da üzerini kapatır. Böylece ekilmiş böyle oluyor. Ekilmiş oluyor, evet. Ekimden sonra ne yapıyorsunuz? Su veriyor musunuz? Ekimden sonra filizlerin çıkmasını bekliyoruz. Bir filizlenince su veriyoruz. Ondan sonra suya başlıyoruz. Şimdi başlayalım o zaman. Tamer'le birlikte patates ekme yolculuğuna çıkmış bulunuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz Tamer? Ablam, burada boş giden tabaklara patates koyuyoruz. Ha, şu boş gidiyor mesela, bunu, evet, böyle koyuyorum, öyle mi? Onlar geçiyor mu öyle? Evet, öyle geçiyor. Şimdi oturup sadece bunu bekliyoruz, öyle mi? Evet. Boş gelirse? Boş gelirse patates koyacağız. Pek de boş gelmiyor galiba değil mi? Ablam, her zaman o olmuyor. Arada bir kaçırıyor mesela. Ha, bir tane kaçırdı. Burada en önemli konu şu gözleri boş geçirmemek. Ama bu işin zor bir tarafı daha var.
kireçler ilaçlanmış olduğu için, daha doğrusu kireçlenmiş olduğu için şimdi buraya koyarken patateslerden kireçler uçuşuyor. Ağzımıza, burnumuza doluyor. Peki başka dikkat etmemiz gereken bir şey var mı burada? Başka dikkat edilecek bir şey yok abla. Bu kadar. Evet. Sadece patates bitince vinçle getirip dökeceğiz. Traktör mü oraya gidiyor, vinç mi buraya gidiyor? Traktör tarlanın başına çıkıyor, vinç getirip döküyor makineye. Şimdi patatesleri ektik, geldik. İkinci kasa doluyor arkada. Şimdi bu cins patatesi ektik. Hasatı ne zaman olacak bu patatesin? Hasat 9. ayın sonu yani. 9. ayın sonu. 10. ayın başında. 1, 2, 5'inde işçilerimiz gelir başlar. Bu süreç içinde bugünden 10. aya kadar ne gibi hastalıklarla ya da zararlarla mücadele ediyorsunuz patates üreticiliğinde? İşte mildiyo ile mücadele ediyor. Otla, yabancı otlarla. Böcek tekrar gelebilir. İlaç etkisini kaybettikten ilgili tekrar gelebilir. O zaman yeni bir ilaçlama mı yapıyorsunuz? Yeni bir ilaçlama yağmurlamadan giriyor. Yağmurlamadan. Peki bu bölgede kaç günde bir sulama yapıyorsunuz? 5-6 günde bir sulama yapıyor. 5. aydan 10. aya kadar olan zamanda... Yok hayır. Patates çıkıp belirli bir şeye geldi miydi, o yaprakları belirli bir şeye geldi miydi, çapasını yapar, çapa çekerek. Ondan sonra yağmurlamaları döşerek, yani yağmurlama fiskelerini sulamaya başlarız. Her 5 günde bir, 6 günde bir, tabii suyun yetmesine göre 6 günde bir aynı yere su gelir. Suyun yetmesine göre dedin, suyun kaynağı ne oluyor? Yeraltı suyu. Yeraltı suyu. Yani o kuyu bitiyor mu orada, tükenebiliyor mu? Bitmiyor da o bizden kaynaklıyor, biraz fazla ekiyor, yeri geliyor yetmeyebiliyor su. Orayı, yerin altındaki suyu kurutuyorsunuz yani. Aynen. Ama bundan sonra herhalde o suyu da dikkatli kullanmak gerekiyor değil mi? Vallahi elimizden geldiği kadar dikkat ediyor ama mecbur yapacak bir şey yok. Üretmek için de su lazım. Su lazım. Sulama işi tahminen Haziran 15 gibi falan mı başlıyor o zaman? 15-20 arası başladık. 9. ayın 20'sine kadar. 3 ay bir şimdi sulama. Şimdi 17-18 Mayıs tarihindeyiz. Hazirana kadar toprağın üstüne çıkmış olacak. Çıkar, boy yapar, çapasını yapar. Haziran 15'ten itibaren. İktibaren çapasını yapar. Eylül sonuna kadar mı sulayacaksınız? 9. ayın 15'i doğru, Eylül oluyor. Eylül sonuna kadar sulayacak. Peki siz 600 dönüm bir arazide patates üreticiliği yapıyorsunuz. Satışta herhangi bir sorun yaşıyor musunuz ya da hangi cinsleri daha kolay satabiliyorsunuz? Cipslik cinsleri daha kolay satılır. Bak bu yıl mesela patatesin az olmasına rağmen çok zor sattık. Öyle niye mi? Zor sattık? Bakanlık patates üretimi az diye ihracatı kapattı. Halbuki az da değildi. İhracatı kapatınca elimizde, tabii bende kalmadı da çok vatandaşın elinde patates kaldı. Siz ihracat yapıyor musunuz? Yok, ihracat yapmıyor da ihracat isterse veriyor. İhracata patates veriyor. Peki patates araştırma enstitüsü var. Onlar da böyle çeşitli cinsler ve üretimi, verimi yüksek türler için araştırmalar yapıyorlar. Onlarla bağlantınız var mı? Fazla ulaşamak. Biz de mesela bir Yahub abi diye bir tanıdığımız var. Patatesi, şu patates onun şeyi. Onların çalışmalarını da takip edin. Belki diyor, üretimde takip ediyor hocam. Onlar takip size ediyor. Katkıları olacak. Katkıları oluyor çünkü Avrupa'ya bağlılığımızı düşürüyorlar. Yerli üretim yapıyor. Yerli tohumlar üretiyorlar. Yerli tohumlar üretiyorlar sağ olsunlar. Avrupa'ya bağlılığımızı tüketiyor yani. Peki bereketli olsun. Sağ ol, kolay gelsin. Nevşehir Çat'ın çalışkan kadınları çalışmayı şenliğe dönüştürmüşler ve Ferfene Çat adında bir kadın kooperatifi kurmuşlar. Bakalım bu kadınlar neler üretiyorlar, ürettiklerini nerelere gönderiyorlar? Gelin birlikte öğrenelim. Şermin Hanım. Bunun yaprakları güzel değil mi bu aslında? Evet bunlar ilk yapraklardır. En makbul olanları bunlardır şimdi. Nelere dikkat ediyoruz şimdi yaprak toplarken? Dikkat etmemiz gereken şimdi şurada üzümü gördük ya. Bu üzümlerin üstünü açmamamız lazım. Güneşten zarar görüp üzümün verimi olmaz o zaman.
Ha, yani şunun alınmaması lazım. Evet, evet. Hemen dibindeki bunlar bunu kapatacak mesela. Kapatacaklar. Bu kapatacak ki güneşini engelleyecek. Burada var mesela şimdi. Şurada bu altta, üzüm var. O onu kapatır. Biz buradan en üstten iki tane yaprağı, üç tane yaprağı. Şu alttakiler de çok sert yapraklardır. Bunlar sarıldığında damarlı olur, güzel olmaz. Yaprak toplamaktaki bir özelliğimiz de sizin gibi aldığımızda hem zorlanırız. Şu parmaklarımızla şu iki parmağımızı yukarı doğru iterek çektiğimizde daha pratiği vardır. Bitkiye zarar vermiyor. Tabii tabii. Üst tarafından iki tane üç tane yaprağı alıyoruz. Bak üzüm şimdi, olan yerlerde. Şunu aldım. Şimdi şunları alamayız, minicik büyümemişler. Büyüm. Evet, bunu alırız. Şunu alabiliriz. Aynen. Bunu alırken de şöyle yapalım. Aynen, şöyle. Çok doğru. Yukarıya doğru ittim, tamam bu kadar. Elimizde de bu şekilde deste deste toplarız ki tekrar salamur yapacağız ya, destesiyle koymamız kolay lazım. Kolay olsun, tak. Hazırlıyoruz. Terslü baştan düzlü... pratik gidiyoruz. Terslü düzlü koyduğumuzda hem almamız, hem yerleştirmemiz, hem salamura girdiği zaman zorlanırız. Ve parlak yüzü yukarıda gelecek, tabii, tabii. Değil mi demetlerken? Hatta şöyle daha iri yaprakları ben alta doğru demetliyorum ki demeti bozmayalım diye yukarıya doğru çıkıp geliyor bunlar. Peki bu üzümün bir cinsi var mı? Yani belli üzümlerin yaprağı toplanıyor, bağların belli bağların evet. Toplanmıyor evet, gibi. Evet, evet. Siyah üzümlerin yaprağı olmaz. Onlar damarlı olur, sert olur. Bu beyaz. Beyaz üzüm. Bu beyaz üzümün yaprağı. Bakın burada yüzümüze gülüyor yapraklar şunlar. Yüzümüze gülüyor. Tabii. Bu da benim yüzüme gülüyor. İşte bu. Ben şimdi size bir de sarmasını yaptıracağım. Sararken işte bak ne güzel yüzüme gülüyordu, iyi ki almışım diyeceksiniz. Asma ne kadar faydalı her aşamada, her dönemde. Tabii. İnsan sağlığı için çok katkısı olan bir bitki değil mi? Duyduğumda da asmanın yaprağı, filizleri kemikler için birebir. O hani özellikle kadınlarda dizlerde sıvı kaybı falan oluyor, kemik erimeleri oluyor ya. En kuvvetli kalsiyumun bunda olduğunu söylüyorlar. Ama tabii ki ben çok derin araştırmasını yapmadım. Öyle söyleniyor. Kemik evet. Yapısı için kalsiyum ve magnezyum açısından zengin. Asma yaprakları. Hatta asma yaprağından çay da yapılıyormuş. Böyle 5 tane asma yaprağını 1 litre suda atıyorsun kaynayan suya. Sonra 10-15 dakika demlendirip ondan sonra içiyormuşsun. Ama o içmenin de bir miktarı ve oranı varmış. Tabii tabii. Yani bu şeyleri kafadan evet, yapmamak evet. Lazım. Ki biz bunların demleme olayını bile tam net bilmiyoruz. Hadi asma yaprağı içiliyormuş dediğimiz zaman rastgele dediğiniz gibi yapıldığında vücuda fayda yerine zarar sağlarız. Zarar da getirebilir. Evet. Veya çok içildiği zaman böbrekte taşa neden yani. Olabilir. Bak bu bir da çok güzel. Değil mi? Bak bu işte yüzümüze gülüyor. Gülüyor. Güneş buna gülmüş, bu bize gülüyor. Gelin gelin gel diyor, diyor bu şunlar bize. Hepsi beni çağırıyor. Ve böyle hemen anında bunları topladık sarılıyor ya. Salamura girmeden önce pişirilip sarılıp da yenildiği takdirde bunların kendine ait bir ekşiliği vardır. Evet biliyorum. Mükemmel bir tattır mükemmel. O. Ama salamura girdiğinde ya da bekletildiğinde farklı işlemlere girdiğinde o ekşiliğini kaybediyor. O zaman takviye limonlar ekşisi gibi sumak gibi bir şeyler istiyor. Şermin Hanım bunlar da yeniliyor değil mi? Şunlar tabii ta bunlar hep büyüyecekler. Böyle koparıp filizleri... Ha bunu yapacağız. Filizi de toplayacağız ayrıca. Öyle mi? Tabii. Onu ne yapıyoruz? Onu da yemeğini yapacağız birazdan. Öyle mi? Tabii ha. Çok mükemmel. Ege'de bunu salatada kullanıyorlar biliyor musunuz? Öyle mi? Salatasını yapıyorlar. Yani kıvırcık gibi, marul gibi Allah doğrayıp Allah. Salatanın içine koyuyorlar. Ama Ege'nin yaprağı bizimki kadar ekşili değil. Sizin daha mı ekşi bizimki oluyor? Bizimki daha ekşi. Zaten Çat kasabası özellikle Bomesi'nin yüksekliğinden dolayı üzümü, yaprağı çok meşhurdur. Bomesi dediğiniz nedir? Kalitesi. Toprağın vermiş olduğu bir kalite bunlara. Aroma. Aroması tabii. Nevşehir çevrelerinde falan pazarlarda satılırken sorarlar nerenin yaprağı. Çat dediği zaman üzümü ve yaprağı göz kapalı alırlar. Nevşehir Çat'ta asma yaprağından neler yapıyorsunuz? Asma yaprağı saymayla bitmez ki. Nasıl sıralayalım? En çok yaptıklarınızdan zaten, başlayalım. Zaten bunun direkt sarılarak yenmesi mükemmeldir. Ama aynı zamanda filizinden de bahsettik. Şunların da yemeğe yapılıyor. Bunlardan da yapılır. Ayrıca şu minicikleri toplanılarak bunlarla da kısır. Bazılar da onun ismini batırak falan diyorlar ama burada... Ha batırak biliyorum. Kısır yapılarak çok... bunlar da biraz sıcak suyla daha da yumuşatılır. Ondan sonra o kısırla batırılıp yenilerek evet. O ekşiliğini oraya veriyor ya. Günlerde geleneksel yemeğimiz. Olmazsa sarması mı? Olmanızsınız. Evet olmazsa olmazımız. Beş çaylarında günlerimizde. Kazanlarla yapıyoruz böyle. Aynen çok fazla. Aynı zamanda bunu... sizin isminiz gibi perfene yaparsınız evet, değil mi? Evet. Geleneksel yani olmazsa mümkün değil olmaz. Dün yaprağı bunlar... lezzetinden dolayı da bir de çok fazla aranır bir şey.
Bunların yaprakları düğün yapılacak ya, hemen eşe dosta kendi çevrelerine evet. haber salarlar. Düğün yaprağı saracağız. Düdüklüsünü eline alan düğün sahibinin evine gelir. Evet. Ve orada otururlar. Belki bir 15 kişi falan oluyorsunuz. Fazla, daha fazla olur. Fazlasıyla otururlar. Evet. Yaprakları sararlar. Herkesin kendi düdüklüsüne sarılır yapraklar. Onlar da düğün sahibi de yardım olsun diye düdüklüsünü eve götürür. Düğün zamanı pişirir, alır getirir. Geri getirir. Tabii. Düğün evinde sarılıyor. Evet. Pişme yardımı. Pişiyor, sonra tekrar, tekrar geliyor. Tekrar düğün evine evet. tekrar geliyor. Şimdi bu yaprakların şu uçların taze filiz ayrıca vardır ama bu yapraklar da bu şekilde kurutularak sonrasında biraz böyle kuruduğunda parçalanır ya, hani elimize aldığımız nanemiz ufalanır. Ufalanır. İşte onlarla da tekrar yemeği yapılabiliyor. Kurutulmuşunun da yemeği yapılıyor öyle bunlar mi? İstediğimiz uygun alanlarda güneşe karşı seriyoruz. Gazel, ağaçların gazel yaprağı gibi öyle bir hal alır. Kışın nane gibi, kuru nane gibi, aynen, ıspanak aynen. gibi evet, olur. Evet, evet, evet. Bu filizlerin de yemeğini yapacağız şimdi. Bazıları filiz, bazıları ışkın diyen de oluyor bunun ismine. Aynı farklı, şey, farklı. Yüreğe şunlar, göre değişiyor. Evet, şunlar makasları. Ve özellikle şunlar çok mükemmel tadını veriyor yemeğin. Şunlar ekşi değil mi onlar? Ekşi. Peki biz filiz derken böyle mi koparacağız? Tabii, tabii, tabii. Şöyle canım. Böyle. Şu taze yaprağını alacağız, evet. burayı alacağız, şu ucunun makaslarını. Tabanı sert olur, buradan. Şuradan mesela? Şuradan bu. Mesela, şuradan. Bundan nasıl yemek oluyor? Doğrayacağız bunu. Öyle mi? Evet. Böyle. Bunu tazeyken, aynen. Soğanı kavururuz aynı, salçası, soğanı, baharatı. Bunu da içine atarız. İstersek bulgur, istersek pirinç veya hiçbir şey de katmayabiliriz. Ya salmaşık gibi. Evet. Yeteri kadar yaprak topladık ve filizlere geçiyoruz. Herkes filiz toplayacak değil filiz mi? Filiz topluyoruz artık. Bunun hiç tadını bilmiyorum. Yediğiniz zaman çok beğeneceğinize eminim ben. Yani taze ya, baharın ilk nimetleri evet, bunlar evet. değil mi? Terfenli Çat Kadın Kooperatifi üyeleriyle şimdi kayısı çağlası topluyoruz. Evet. Bundan neler yapacağız? Bunun da bu mevsimde bu şekilde yiyebiliyoruz. Hı hı. Tamam, bunun mevsimi gidince, kış olunca yeni canımız isteyecek. O zaman biz bunu turşuya çevirdik. Ha, ekşi ekşi bir turşumuz olsun. Ekşi ekşi bir turşumuz olacak. Bunun da turşusunu kuracağız. O filiz cacığımızın yanında falan böyle turşusuyla beraber tüketeceğiz. Aa, ya da yaprak harika. Sarmamızın yanında turşusuyla beraber en yiyeceğiz. En sağlıklı bir şekilde kışa en... taşımanın yolu. Kış mevsiminde hamilelerin arayıp bulamadığı şey. Kış mevsiminde yedik deriz ya hamilelerin. Aha. Arayıp bulamayacak ama bizi kavanozlarımıza sakladığımız için hemen başvuruyorlar. Aynen, zaten görseli de kavanoza böyle koyduğumuz zaman aynen evet. böyle duruyor. Özelliğini kaybetmiyor. Bu da, şekerpare, iri, en makbul, en kaliteli olanı. Olmaya yaklaşıyor aslında. Artık yaklaştı. Biraz zamanı geçmeye bile başladı. Daha öncesinde de yapılsa olurdu. Toplayalım o zaman. Reçeli mükemmel aynen. olur. Ben, reçeli de mi olur? Kayısının evet. reçeli, Çağla'nın değil. Çağla'nın değil. Olduktan sonra. Hı hı. Bir tane de şurada bir ağacımız var. İsterseniz bir de o ağacın özelliğini size anlatayım ben Zeynep Hanım. O zaman gidelim o ağaca. Erikleri gösterelim. Eriklerden alalım isterseniz evet, şimdi bunun da turşusunu yapıyoruz. Erik değil mi bu? Evet. Bu evet. erik. Can erik. Hı hı. Olmamış ama bu daha değil mi? Bunun da turşusu olmamış olur. Halinin turşusu. Öyle mi? Tabii. Şimdi bundan da biraz toplayıp turşu da değerlendirelim bunu. Yine hamile bayanlara hazırlık. Şermin Hanım, bunun acı bir ekşisi var. Eriğin cinsinden o. Öyle mi? Şimdi şöyle aktarayım bir de. Bu erikler zaten şuralarda falan görürseniz bakın ne kadar yoğun. Evet, aslında bunların bu kadar yoğun olması bu meyvenin irileşmesini engeller. Ayıklanması lazım. Ayıklanması. Biz ayıklarken de bunlara zarar vermiyoruz. Vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Çöpe atmıyoruz. Turşusunda. Başka bir şeyinde tekrar bunları da değerlendiriyoruz. Yani bunun da turşusu olacak. Bunun da turşusunu kuracağız. Şimdi buradaki şu ağacı evet. göstereyim ben. Bakın. Bir tane beden var. Hı hı. Burası Kork. Erik. Getir. Görebildiniz mi? Bakın. Evet, erik. Şuraya döndüğümüzde hı. ne? Kayısı. Evet. Bir kökte iki tane. Yani şurası erik, şurası kayısı. Aynen. Aynen. Bir kökten hı. iki farklı meyve. Öyle aşılamışlar. Öyle aşılamış. Amacı ne acaba? Neyi böyle aşılamışlar da iki olmuş? Yani erik bilerek, mi? Bilerek yapıyorlar. Beden kayısı tarafına. Bedene. Kayısı bedene. Kayısı erik aşılanmış buna. Tek çekirdekli meyveler birbirine aşı olabildiği için bir sakınca olmuyor. Kayısı eriğe, erik kayısıya aşılanabiliyor. Böyle evet. dolu dolu doldurduk. Bunlar bize değil kavanozlarımızla, mi? Evet. İki kavanozluk doldu herhalde. Doldu doldu, evet. O zaman gidelim mi kooperatife? Tamam, gidelim. Thank you.
Asmadan yapraklarımızı topladık, filizlerimizi topladık. Perfene Çat Kadın Girişim Kooperatifi'nin merkezine geldik. Evet. Ve Şermin Salgın Hanım'la birlikteyiz. Şermin Hanım, siz bana hem şimdi nasıl sarmayı, salamura yapacağımı öğretin. Evet. Hem de kooperatif hakkında biraz bilgi verin. Şimdi biz bunu toplarken ne demiştik oradaki söyleyeyimiz? Böyle demet demet olmalı, hepsi üst üste. Neden? Buradan da aldığımızda tekrar sararken bize kolaylık olsun diye. Siz böyle demet demet alıyorsunuz, demediğiyle düzgün bir şekilde kabın içine yerleştiriyorsunuz. Sonra tuzumuzu yanınıza alın, üzerine biraz böyle tuz ekeliyoruz. Her demetten sonra tuz mu ekeliyoruz? Demet dediğimiz mesela bu kadar aldınız, bunu içine koyun, üzerine biraz tuz serpeleyin. Sonra bir demet daha koyun, burası dolana kadar... Bu işlemi yapıyorsunuz. Tuz şu kadar mı mesela? Biraz daha fazla. Şöyle dolu mu olacak? Şimdi elim verdiği bir lezzet vardır. Evet, kaşıklar çıktı da. O zaman ben şöyle bir serpsem. Bir avuçlayayım. Tamam. Şöyle bir avuçlayacağım. Aynen öyle. Tuz ne kadar bol olursa yaprağımızı diri tutar. Tuzu az olduğunda yaprak erir, çürür, küflenir. Bozulma ihtimali tabii fazla ki, oluyor. Tabii ki. O zaman şöyle siz alıyorum. Siz başlayın. Haydi bakalım. Ama şunu merak ediyorum. Şöyle katlayarak mı soracağım? Katlayarak girin ama düz atın. Evet. Tamam. Tamam. Şöyle tamam, bir doladım. Çok güzel. Doğru. Kooperatifimizin kuralı 2 yıl oldu. Bayanlarımızın asıl niyeti biz üreten kadın olmak istiyoruz dediler. Ve kendi gelirimizle çocuğumuzun okumasına, evdeki aile kazancıya, bütçeye destek vermek istiyoruz dediler. Hı hı. Bunları düşünerek onların da istekleri doğrultusunda kooperatifimizi kurduk. Kooperatifimizde. Ev kadını mıydı? Hepsi ev kadını. Hepsi ev kadını. Hepsi ev kadınıydı. Kaç kişiydiniz? 8 kişiyiz. 8 kişisiniz, evet. Ve 8 kurucu üyesiniz. 8 kurucu üyeyle de devam etmekteyiz. Şu an 2 kişimiz birisinin eşinin rahatsızlığı, birisinin küçük bebeğinden dolayı onlar biraz ara verdiler. Ama yine bizimleler. Düzeldikleri zaman tekrar devam edecekler. Kooperatifimizdeki amaçlarımızdan birisi de şuydu. Bu yaprak artık her yerde istediğimiz gibi elde edemiyoruz. Ya da biz alıcı olduğumuzda, gittiğimizde güvenerek alamıyoruz. Kooperatif nedir? Bana gelen, kooperatife gelen bunu güvenle alabilsin. Evet, güven sağlık, verelim. Güven verebilelim biz onlara. Bir de kendi bağları var. Kendi bağlarının mahsullerini biz işleyelim, piyasaya sunalım. Hanımların dediği bu da vardı zaten. Diyor ki, benim bağım var, bahçem var, üzüm üretiyorum, yaprağım var ama ben satış alanı bulamıyorum diyor. O zaman... Bizim en büyük amacımızın bir tanesi de buydu işte. Bu satış alanını da kooperatif sayesinde açmış olalım. Ürünleri kolaylıkla satalım. Satalım. Kooperatif çatısı altında birleşelim, ve, daha güçlenelim. Ve biz ürünlerimizi de gelenek göreneklerimizi aynı ileriye yaşatalım. İnovasyona uğratarak. Yani Nevşehir'in geleneksel tatlarını daha çok insana ulaştıralım. Tabii ki. Hem unutturmayalım, unutmayalım. Sağlıklı gıdayı. Herkese yedirelim, aynı zamanda da bunu aile bütçemize destek sağlayalım. Hedefimiz, amacımız bunlar. Bizim burada kadınlarımız bu işi yapmaktan çok mutlular, çok memnunlar. Sebebi diyor ki ben ne kadar işe yarayan bir insanmışım diyor. Ben bunun farkında değilmişim diyor. Onlardaki bu ışık, bu güzellik, bunları duyuyor olmak bence birçok kadına bir yol, bir umut olmalı. Bomboş vakit geçirmektense bu şekilde işe yarayan bireyler olalım. Amacımız bu bizim. Ve bunu başardınız 2 yıl içinde. İnşallah. Kendimizi öyle görüyoruz. İlk kuruluşumuzda hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Biz bütün buranın oluşumu, makina, ekipman, ham madde her şeyi çalışarak kazandık. Hepsini oturttuğumuzu düşünüyoruz ama hiçbir zaman yeter mi yetmez. Başarıda sınır yoktur. Başarı yaşadıkça büyür, yaşadıkça büyür. Biz en ileriye gitmek hedefimiz. Türkiye'ye açıldık mı açıldık. İnternet üzerinden siparişlerimiz oluyor bizim. Kargo ile gönderimler yapıyoruz. Özellikle bu tatları bilen kişiler buradan devam ettirmek, almak istiyorlar. Ama biz ülkeler arasında açılmak istiyoruz. Öyle amacımız mi? O, tabii ki. Yani niye çatın pekmezini, yaprağını tutup da bir köftüsünü. Başkaları da köftürünü neden onlar da tatmasın, yemesinler? Doğru. Amacımız böyle. Biz her zaman yanınızdayız. Kadın ne güzel, girişimcilerin ne güzel. Her zaman oluyoruz. Yanındayız. Sağ olun. Oluyor mu hocam? Evet, çok güzel. Hadi bakalım onu dolduracağız. Suyumuz soğuyor. Biz ona sıcak su dökeceğiz ama soğuyor. Hızlanacağım tabii yani. Tabii ki. Öyle mi? Tabii ki. Sizi dinlerken İsterseniz ben böyle biraz destelerde size yardımcı da olayım tamam. Şöyle. O zaman hızla dolduralım. Tabii tabii tabii. Onu. Şimdi bunlar desteleri bozulmuş olanlar. Bakın bunlar böyle parça parça koyduğumuzda sarma aşamasında göstereceğim. Orada bizi zorluyor bunlar. Benim denetçiler arttı ya. O zaman yardım edin. Ben yardım ediyorum. Bu yapraklar tersli düzlü yerleşmemeli hiçbir zaman. Hep böyle tek aynı yönlü yönde olacak, olmalı tabii ki. Kafa kısmını bir o tarafa bir bu tarafa yapıyorum. Doğru değil mi? Hı-hı. Şermin Hanım, şimdi bitiriyorum bunu. Evet. Ama biz bu yaprakları yıkamadan basıyoruz değil mi? Neden yıkamadık?
Çünkü güveniyoruz. Güvendiğimiz için zaten elimizle asmasının kendinden topladık aldık ve yıkamamış olmamız da bunda o tozu falan da ne oldu diye düşünülebilir. Bu buradan çıktıktan sonra 3 defa 4 defa o suyu değiştirilir. Sıcak suyla haşlanır isteğe bağlı ya da kullanılmadan önce. Tabii tabii. O suyu değiştirildiği için bir de tuz zaten bütün mikrop varsa da kırar. İlaç zaten yok. İlaç yok. Bunu da koyayım mı, yeterli mi bu kadar? Bir bakalım. Alır. Alır biraz mı? Biraz güç. Peki. Ben şunu şöyle kaldırayım. O güç bende var bence. Ben bir leğen yaprağı buna sığdırdığım için kendimi evet. Başarılı buluyorum şimdi. Yaprak ne kadar çok gibi görünüyordu. Aslında arası bir bidoncuk bir şey. Değil mi? İki kova yaprak topladık, evet. Bir bidona sığdırdık. Şimdi buna başka hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ağzını kapatacağız. Ağzını kapatıyoruz. Biz sonrasında vakumda yapıyoruz uzak şehirlere gönderim yaptığımız yerlerde. Ama şu an böyle bekliyor. Şu an bu kadar. Ha bunu isteğe bağlı şu bölüme böyle taşma yapmasın. Yaprak illaki taşar bu zamanla fermentasyon sürecinde dışa doğru suyunu aktabilir. Kabarmasın diye şuraya çubuk koyanlar olabiliyor. Hı. Ama biz bunu şimdi bu şekilde direkt sıkıca kapattık mıydı? Sıcak su döktüğümüz için zaten kendi vakumunu da almış olacak almış bu. Almış oluyor. Evet. Ters çeviriyor muyuz? Hayır. Bu böyle kadar. Kaldırıyoruz. Ha? Bu işi bitti. Bunun işi bitti. Elinize sağlık. Hepimizin güzel eline görünüyor. Sağlık. Birinci yaprak kullanım alanımız buydu. Evet. Şimdi geçiyoruz. Yaprağı arkadaşlarımızın yanına. Efendim şimdiki sınavımız yaprak sarma sınavı. Nasıl yapacağız hocam? Şimdi onu gösterelim. Elde de sarabiliyoruz. İsterseniz ben bunu yerde sararım. Arkadaşlarım da elde, ben size bir yerde olanı göstereyim. Bir de oradan elde sarılışını yapın. Zahmet olmazsa şöyle bir uzatalım. Şöyle. Evet. İçimizi hazırlarken bol dereotu kullandığımızda, bol soğan kullandığımızda mükemmel lezzet verir. Şimdi annem izlerse aman Zeynep hiç eline yakışmıyor diyecek bana. Şimdi siz biliyorsunuz, katladınız bile. Şuradan da şu köşeleri alıyoruz. Şimdi sizdeki şu köşe çıkıntı yapar, çirkinlik verir. Onun için onu da alıyorum. Onu da aldım. Sonra parmaklar burada çok önemli. Parmaklarla böyle sıkı 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 gidiyoruz. Herhalde benimki kalın sıkı oldu. Sıkı gidelim. Sizde biraz iç fazlaydı. Ben ilk başta onu gördüm, olsun. Sizinki etkili dolma oldu. Boyurucu oldu. Değil mi? Bu şekilde uzun ince bu kenarlarda çıkıntıları olmadan sarmamız gerekiyor. Bayağı bir fark ettirdi. Bu da güzel. Yaprak sarması zevklidir. Bu defa rotayı düz götüreceğim inşallah. Evet, bakın sizde de bu parmaklar şunlar işliyor. Güzel girdirdi onları. Yetenek var. Var mı? Var var. Oldu mu? Çok güzel. Şimdi bunu başardık diyoruz. Oldu. Elde sarmaya geçelim. Elde sarmaya şimdi de. Ele koyduk. Şöyle mi? Evet. Üste koyalım. Ha, tutuşun başka şöyle, ama. Ben hemen yardım ederim size. İş ortağı olduk artık. Özle beraber şöyle. Baş parmağın olduğu yerde şu şey olacak. Üstü kapattım. Şimdi yanları. Yanları iki yanı da kapattım. Şimdi başlıyoruz sarmaya. Baş parmakla sıkıyoruz. Baş parmakla sıkalım. Hı? Baş parmakla sıkalım. Anladım ama geç anladım. Şöyle bir ürün çıktı. Oldu. Oldu. Şu şekilde parmaklar şöyle şöyle. Elde olunca iki elli. Evet. Ama o tek avucunda yapıyor. Şöyle ben bir izleyeyim seni Cevriye. Şimdi iki tarafı kapattık. Tamam. Şimdi şunu sıkmak için kullanıyorum baş parmağımı. O yüzden ince oluyor. Aynen. Böyle sıktığımız zaman. Ben henüz bir standart yakalayamadım. Hemen bir tane daha deneyelim size. Sarmasına sarıyorum ama standardı olmuyor. Şöyle aldık. Yukarıda. Dur bir dakika. Bu aynen. Tamam. İçimize koyduk. Biraz uzun şekilde. Yardımlaşalım. Hı? Şöyle. Bir de oradan. Sağa. Sol. Şimdi sağ solu yaparım da. Şu parmağı kullanalım. Mesele tamam. O parmağı kullanmak. Parmağınızı ucuna getirin. Dur size yardım edeyim. Böyle. Tamam. Hı. Hadi başlayalım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Sakin sıkıntıyı içine girdirin. Şuna girdirin. Sıkıntı devam devam sıkın. El birliğiyle yapacağız inşallah. Hı? Şöyle bir şey oldu. Oldu. Oldu farz edelim. Yapraklarımızı da pişirirken tencereye ya da düdüklü neyle pişiriyorsak böyle dik dik yerleştirdiğimiz zaman hiç açılma yapmaz. Şöyle mi yerleştireceğiz? O şekilde dik dik tamamen sıralıyoruz. Piştikten sonra da pat diye
koyacağımız serviz kabına indiriveriyoruz. İşte altına yaprak ya da sap koyuyor musunuz? Altına biz şimdi domates kurusu koyuyoruz. Öyle kendimiz kurutuyoruz domatesleri. O ekşi tadını versin istiyoruz. Eskiden kemikli etlerden koyarlarmış lezzet versin diye, tercihe göre neyi seçmek isterseniz. Başka limon şu an taze yaprak olduğu için bu limonu istemez. Ama salamur yaprak da sıkarsak sumak ya da limon, bunlar yakışır. Zaten bir ekşiliği var bunun şu an. Bunun kendi ekşisi var. Hatta şimdi kokusu bile ekşi ekşi geliyor benim burnuma. Sıra ne de hocam? Şimdi yapraklar da ne kadar güzel. Bakın topladığımız o üstteki yapraklar ne sertliği var, ne kılçığı var, ne damarları var, hiçbir şeyi yok. İşte ilk yaprak bunlardır. En makbulü bunlardır. Bu böyle de yenir değil mi? Tabii ki yenir. Perfene Çat Kooperatifi'nin hanımlarıyla birlikte üzüm bağına gittik. Yaprakları topladık, getirdik, sardık. Salamur yaptık. Salamura yaptık. Şimdi sırada Çağla'mızdan. Çağla diyoruz buna. Çağla. Olmuşu kayısı, olmamışı Çağla. Çağla. Çağla'ya badem. Bademe Çağla diyenler var, bizde de kayısıya derler. Öyle mi? Badem, badem çağlasıdır direkt ama bu çağladır. Ege bölgesinde de bademe çağla. Doğru. Değil. Hadi bakalım yine siz yapıyorsunuz. Buraya yine çağlalarla başlayalım. Sizin elinizin lezzetinden yemek istiyoruz biz. Dolduruyoruz. Hepsini mi? O kadar kolay ki kavanozumuzun aldığı kadarını dolduralım. Aa, böyle direkt. Evet. Tamam. Doldu. Tamam. İçine bir yemek kaşığı tuz atalım. Bir yemek kaşığı tuzu tamam attım. Şundan da bir sirke atalım isterseniz. Sirke ne kadar? Aslında onu da bir yemek kaşığı bundan da atabiliriz. Şöyle. Bu da tamam. Oldu mu? Suyunu bekliyoruz. Oldu. Evet. Suyunu beklerken bunu buraya koyalım. Eriye geçelim. Eriyi küçüğe mi kuruyoruz? Eriyi de küçüğe kuralım. Bunların olmuşları var mı sizde? Olmuşumuz olmaz mı? Sana verdim orada. Sanki kendimi bir yarıştaymış gibi hızlı yapmam gerekirmiş gibi hissediyorum. Sınavdaymışım gibi geldi. Kavanozumuz küçük olduğu için bir tatlı evet kaşığı. Yani şu boya bir tatlı kaşığı. Tuzumuz da kaya tuzu. Nereden normal tuz değil. Bunlar burada özellikle satılır. Bu tür ürünler burada bol olduğu için kaya tuzu tuzcularımız da olur. Ya da mevsimi geldiğinde burada köy meydanında falan tuzcu geldi diye bağırırlar. Öyle mi? İhtiyacı olanlar büyük çuvallarla falan onu alırlar. Şimdi sularını mı koyduk? Şimdi sularını dolduralım. Bana sonra haber verirsiniz. Bakalım elimin lezzeti nasılmış. Ben bunu sizinle gönderecektim. Döndüğü zaman oldu şu mu, olduktan sonra yersiniz bir bakın diyecektim. Siz bize tekrar çok güzel yapmışım, güzel olmuş dersiniz. Ben gelirim, sizde kalsın, geleyim. Tamam. Bundan küçüğümüzü kapatalım. Sıkıca kapatıyoruz. Tamam. Şimdi orada bir tane sanki fazla geldi kapatmıyorsa. Kapandı mı? Kapandı. Bu kadar. Var mıdır cevriye eksiğimiz? Çok güzel. Ne kadar zamanda döner bunlar? 2 ay içinde döner bu. 2 ay sonra evet. şu renge evet gelecek, bu hale bu çağla, gelecek. Bu değil mi? Evet. Zeytin bu, gibi görünüyor değil mi? Bir yıl dönüyoruz ama güzelliğine bakın. Hala cam gibi, çok güzel. Evet. Bizimkiler epey büyük ama buna göre değil mi? Cinsinden. Şekerpare bu. Şekerpare. Evet. Bu ne cins? Geleneksel öyle. Aşısız dedi. Normal. Yabani, aşısız. Aynen aşısız. Aşısız bunlar bunda. Evet. Bir bağa gittik. Birçok şey ürettik. Evet. Sizin de ürünleriniz ve üretimleriniz böyle bereketli olsun inşallah. 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 Perfene Çat Kooperatifi'nin üyeleriyle bağdan toplamış olduğumuz uçları şimdi doğrayıp yemek yapacağız değil mi? Evet. Sizi tanıyalım. Aynur Taşdirek. Sevda Uçar. Aynur ve Sevda ile birlikte bu yemeğimizi yapacağız. Evet. Bahar aylarının en güzel, en lezzetli ve en faydalı yemeklerinden evet biri olması lazım. Şimdi nelerimiz var malzeme olarak? Yağımız, bulgurumuz, tuz, karabiber, yaprak biberimiz, salça, soğanımız. Doğradık, hazırladık. Ana malzememiz de filizimiz var. Filizimiz, ana malzememiz var. Pişirmek için ekşili ve çok güzel bir yemek olur bu. Bu kadar uca, evet, bir bardak kadar yağ mı? Evet. Hepsini koyacak mıyız? Hepsini koymasak da olur, yersiz doldurulur. Şöyle tavayı o zaman alacak, katlayacak kadar. Şu kadarı yeterli sanırım. Bunu buraya koyuyorum.
soğanımızı ekleyebilirsiniz. Ben yağ sıçramaması için şöyle bir çimdik tuz atarım yağ. Öyle mi? Baştan? Evet, baştan ha. Evet. Tamam. Şu kadar mı? Şu çimdik. Evet. Pembeleşene kadar bekliyoruz değil mi? Evet. Bulgurumuz haşlanmış mı, haşlanmamış mı? Haşlanmış, iri ama öğütülmemiş. İri kullanıyoruz. Kooperatif hayatında neler değiştirdi? Çok şey değiştirdi. Mesela? Nasıl desem, kendime güvencim daha fazla arttı. Yani evime bir katkım oldu, çocuklarıma katkım oldu. Yani sen şu işi yapamazsın diyenlere karşı daha ileride... Güvenle durabiliyorum. Güvenle durabiliyorum, evet. Gittiğim yerden her işimi kendi başıma yapabiliyorum. Güç geldi yani güç sana. Güç geldi, evet. Peki çocuklarının ve eşinin bakışı değişti mi? Çok değişti. Evde otur anne, ne işin var? Evin işini yaparsan yeter. Babam kazanıyor, yetmez mi? Diyorlardı. Ben diyordum yani, ben babanın kazancı için değil, kendi kazancım için değil. Gidip orada aktif olmak istiyorum. Arkadaşlarımla kendime güvencim daha fazla olsun, katkım olmasa bile. Ben evde sıkılıyorum yani, oturup da bu yaştan sonra ölümü beklemek istemiyorum dedim. Gidip ben çalışacağım. Ne üretebilirsem, ne yapabilirsem. Yani bu yaştan sonra bile öğrendiğim çok şey oldu burada. Üretimin içinde olacağım. Tabii ki, evet. Çok güzel. Yani kendine ikinci bir hayat araladın. Daha çok kendime güvencim arttı. Çok güzel. Ayaklarımın üstüne daha iyi basar oldum yani. Senin hayatında neler değişti? Çevre edindim. Birçok güzel insanla tanıştım. Hocamızla tanıştım. Güzel oldu, benim hayatım renklendi. Senin çocukların ne dedi? Benim çocuklarım da eşim de zaten full destekler bana. Burada çalışmaya başlamadan önce yapmayıp da sonradan yaptığım ne oldu hayatımda? El işi yapmam bu kadar herhalde diyordum. Benim iki tane oğlum var, ben el işiyle ne yapacağım falan diyordum ama daha fazla el işi yaptım. Nakış. Şimdi ne koyacağız? Birazcık şu damlatırsa salçanın kendi bırakmasını sağlar. Bayağı hararetli bir soğanımız olur. İşte bu tuzak tuzak olan salçalarımız dağılır biraz söktüğümüz zaman. Zaten karışacak ya şimdi, karışırken de dağılır. Koyalım mı artık uçlarımızı? Evet. Ne kadar güzel görünüyorlar değil evet, mi? Evet, çok hoş. Yemesi tadı daha hoş. Eskiden beri yapar mısınız böyle? Böyle filiz zamanın en birinci yemeği bu. Nevşehir bölgesinin en önemli gıdalarından biri asmalara, bağlara bağlı gıdalar değil evet, mi? Evet, evet. Çiğdat çok tüketiyoruz. Mesela bunun daha etlisi vardır, siyah üzümlerde. Onu soyarak böyle çağlağı yer gibi, erik yer gibi yeriz. O da çok ayrı lezzetli olur. Onu da koyalım istersen. Birazcık şişsin diyelim. Evet, evet. Koy, koy. Bu belli bir kıvama geldikten sonra bulgurunu koyacağız. Evet, tizcacığını yapmaya devam ediyoruz. Bu yemeğin adı yörede tizcacığıymış. Şimdi hangi aşamadayız? Şimdi baharatlarında sıra. Tuzunu atıyoruz. Evet. Yemeğin çokluğuna azlığına göre 1,5 kaşık tuz, çay kaşığı ile 1 kaşık karabiber, 1 kaşık da yaprak biber. Aslında 1,5 kaşığı kaldırır bu yemeğimiz. Değil mi? Biraz fazla çünkü. Evet. Bulguru koyuyor muyuz? Şimdi sıra bulgurumuzda. Tamam. Az bulgurlu daha güzel olur. Şimdi o piştiği zaman haliyle büyüyecek bulgurlar. Birazcık kavrulduktan sonra da suyunu bir ekleyeceğiz. Yer açıyorsun suyu, öyle mi? Hani birdenbire döküp de taşmasın diye. Oo, bak ne güzel rengi çıktı. Şimdi böyle pişecek, evet. Pişmeye bırakacağız. 10 dakikada pişer bu. Kapatalım mı? Kapatalım. Zeynep Hanım, ben geldim. Aa, pişti mi? Tabii. Sizin sardığınız yaprakları seçtim özellikle tabağa, servis tabağına aldım. Bakayım, bombeli şu benimki galiba değil mi? Şu sizinki. Bir de şuradaki şu biraz tombulcu olan, o pişince sıkı sıkı yan yana yerleştirdik ya biz onları. İnce başlayıp kalın devam eden benim. Bir lezzetine bakın bakalım, yapabilmiş misiniz, başarmış mısınız? Ben de sizin lezzetinin tadına bakacağım. Test eden sizsiniz. Puanı siz vereceksiniz. Bence siz tadın. Yaprağımız da, bakabilirsiniz. Yaprağımız da yerken şöyle özellikle Zeynep Hanım'ın sarmış olduğunu almayı istiyorum. Bunu da şöyle bir yoğurda bulayıp da. Aa, zeytinyağlıyı yoğurda mı buluyorsunuz? Evet. Evet, çok aa, güzel olur. Bizim burada yufkayla dürüm alınırdı. Yaprak sarma yufkayla dürüm olur. Çok güzel olur. Bütün yemeklerimizde bu böyledir. Bir batırın yoğurda mükemmel olmuş. Bu yaprak taze olduğu için o yeşilliği, ekşilik tadını vermiş. Ben çok beğendim. Elinize sağlık. Çok güzel, harika. Yani zaten o ekşilik yetiyor değil mi?
Ben bir de böyle deneyeceğim, sade deneyeceğim. Yufkamız da geldi. Bir dürüm hazırla istersen. Böyle mi yenilir Nevşehir'de? Nasıl dürümü dediğinizde ilk yenilen budur. Ve yaprak sarıyoruz mu gene diye soruyorlar hala şimdi. Her düğünümüzde olur yaprak sarmamız. Çocuklarımızın eline bu şekilde verirdik. Düdüklü tencerelerle 12-15 kadar düdüklü doldurur, sararız. Düğünlerimizde yetişir. Şöyle bölelim Zeynep Hanım'a. Yani usulü budur diyorsunuz. Nevşehir usulü. Yaprak sarma budur. Evet. Hani başka yerlerde peynirle yaparlar, içine ot koyarlar, yaparlar. Evet. Ama ben ilk kez... Peynirlisi de yapılıyor, yeniliyor. Yaprak dolduğunda yufkayla çok güzel yapışır. Filiz cacığımız sanırım oldu. O da oldu. Bekledik, oldu. Kapatalım, onu da bir servis tabağımıza alabiliriz. Evet, filiz cacığımızı pişirdik. Ama ben bir şey merak ediyorum. Filiz cacığımızı servis etmeden önce terfene ne demek? Çat kasabasında kullanılan birleşmek, sosyalleşmek, yiyip içip eğlenmek. Mesela Ramazan'dır, oruç tutarlar. Oruçtan çıktıktan sonra diyorlar ki şu bayram bitsin de bir terfene yapalım. Herkes evinden ne varsa ne yoksa getirirler, birleşirler. İster açık alanda, ister bir evde, ister bir bahçede. Beraberce diğer içeri eğlenirler. Sosyalleşmek, yiyip içip eğlenmek. Toplanıp içip eğlenmek, ürettikten sonra tabii. Aynen. Çok güzel bir isim seçmişsiniz kendinize. Tebrik ediyorum. Ben bunu koymaya başladım bu arada. Tamam. Suyundan da görünüyor. Suyu olmasın, yoğurtlayacağız ya biz bunu. Ha, susuz koyuyorum. Tamam. Ha, bazıları sulu beğeniyor ama ben biraz daha susuz severim bunları. Şimdi şu makaslar toplarken görmüştük. Bunlar mükemmel ekşilik vermiştir bu yemeğe. Çok merak ediyorum. Evet. Şimdi yoğurdunu siz. Yoğurdunu istersek isteğe bağlı sarımsaklı yoğurt yaparak. Tabii bunu biz biraz daha cıvıtmak gerekiyor. Yani özemek gerekiyor şunları. Daha akışkan bir kıvam olsun diye. Böyle bir süsleme yapabiliriz. Sarımsaklı yoğurt gerçekten çok yakışır. Tadından önce kokusu yetiyor. Değil mi? Artık tadını düşünemiyorum. Tadını da siz düşünün. Demek ki her mevsimde yiyecek bir şeyler üretilebiliyormuş. Değil mi? Yani bedava neredeyse bedava. Hiçbir masrafı olmadan. Bunlar normalde biraz daha büyüyüp yaşlandığında atıla gidecekleri biz yemek olarak soframıza alıyoruz. Hiçbir şeyi atmıyoruz yani. Tabii ki, her şeyi değerlendiriyoruz. Tamamen geri dönüşümcü olmamız lazım. Tüketen değil, üreten olmamız lazım. Bütün çalışmalarınızda ve çabalarınızda çok iyi sonuçlar almanızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Topraktan sofraya bolluk ve bereket dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.